Merhaba arkadaşlar. Domain Name System yani DNS servisini inceleyeceğiz. Bilgisayarlar normalde sayısal bir adres kullanılarak iletişim kurarlar. DNS servisi bu ağ kaynaklarının kullanımını kolaylaştırmak için bir hizmet sağlar. Bilgisayarlara ya da web sitelerine erişirken biz isimlerini kullanırız. Fakat isimlerin IP adresine dönüştürülmesi gerekir. Bu işlemi de DNS servisimiz yapar. DNS servisimizin kurulumuna Server Manager üzerindeki Add Rules and Features sekmesinden başlıyoruz. DNS servisimizi seçiyoruz. Beraberinde gelen eklentileri onaylıyoruz. Next ile kurulumumuzun sonraki aşamalarına geçiyoruz. Kurulum özetimiz karşımızda. Son kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra Install sekmesiyle kurulumumuza başlıyoruz. Kurulumumuz başladı. Kurulum işlemimiz bitti. Şimdi kurulumu tamamlamak adına serverımızı yeniden başlatmamız gerekiyor. Ardından DNS servisimiz kullanıma hazır. Kurulumdan sonra DNS servisimizi yönetmek için Start menüsü üzerindeki DNS Manager'ı açarız. Şimdi de DNS Manager'ımızı inceleyelim. DNS Server'ımızı konfigüre etmek için Configure DNS Server deriz. Yeni zone oluşturmak için New Zone seçeneğini işaretleriz. Set Again Scanning for All Zones ortama kaydolup bağlantısı kopan ve geri gelmeyen istemcilerin bağlantılarını koparmak için ayar bölümü. Scan ve State Resource Records kısmında da DHCP tarafından boşa çıkmış IP adreslerini silmek için kullandığımız panel bulunmaktadır. Update Server Data Files, server ayarlarının bir değişiklik yaptığımızda güncellenmesini tetiklemek için kullandığımız sekmedir. Son olarak Clear Cache seçeneği ile cache dosyalarını silebiliriz. Şimdi de yeni bir zone oluşturup bu işlemi görelim. New Zone diyoruz. Karşımıza Zoom ekranı çıkıyor. Next ile Zoom oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi oluşturacağımız Zoom'un türünü seçmemiz gerekiyor. Buradaki Zoom çeşitlerini açıklayalım. Primary Zoom hem okuma hem yazma özelliklerine sahip bir Zoom yapmak için. Secondary Zoom sadece okuma özelliklerine sahip bir Zoom yapmak için. Stop Zoom ise yardımcı DNS'tir. Yani en çok arananlar buraya eklenir. DNS'e sorgu sorulduğunda ilk başta Stop Zone sorgulanır. Eğer burada yoksa Primary ve Secondary Zone'da aranır. Biz Primary Zone'u seçip Next diyoruz. Ve oluşturacağımız Zone'a isim veriyoruz. Next diyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan Next diyoruz. Ve Finish ile Zoom oluşturma işlemini bitiriyoruz. Evet, gördüğümüz gibi ilk Zoom'umuzu oluşturmuş olduk. Şimdi oluşturduğumuz Zoom'un ve DNS'imizin ayarlarını kontrol edelim. Properties diyorum. Forwarders kısmını açıyorum. Forwarder sekmesinde eğer bir DNS server kendisinde olmayan bir kayıt ile alakalı olarak sorgu alırsa, mesela bir internet web sitesi olabilir, o zaman root DNS server'a giderek kendisini çözmeye çalışır. Bu yöntem hem zaman isteyen hem de DNS server'lar için ayrıca bir yük demektir. Bunu azaltmanın yolu ise DNS'i yönlendirmektir. Bu alanda bir web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığımızda DNS öncelikle kendi lokalinde arar. Eğer ki kendi lokalinde bulamazsa internet üzerinde aramaya başlayacaktır. Bu noktada DNS'imizin yükünü azaltmak adına Edit kısmına gidip router'ımızın ya da bildiğimiz herhangi bir DNS'in IP'sini girersek, mesela Türk Telekom'un herhangi bir DNS sunucusu da olabilir, OK dediğimizde bu sorguları direktmen
Türk Telekom'un DNS'lerinden çekecektir. Olur da bu alana girdiğimiz DNS'lerde herhangi bir sıkıntı olursa aşağıdaki root DNS'lere giderek gene yapmış olduğumuz sorguyu çözecektir. Şimdi de Advanced sekmesini inceleyelim. Bu sekmede eğer bu seçeneği seçersek DNS sadece kendi üzerindeki uzunlara cevap verir. Forwarder'lara ve root DNS'lere asla kayıt göndermez. Eğer Enable Bind seçeneğini işaretlersek Linux dünyasındaki bind DNS serverlarla uyumlu bir şekilde uzun transferi yapılmasını sağlayabiliriz. Enable Round Robin seçeneği ise DNS server'ın kayıtları arasındaki yük paylaşımını yapmasını sağlar. Yani bir nevi load balancing işlemi gerçekleştirir. Secure Cache seçeneği ise cache'in aşırı derecede şişmesini engeller. Belirli aralıklarla cache'i temizler. Şimdi de Routine sekmesini inceleyelim. Bu sekmede Name Server'lar alanında dünya üzerindeki geçerli root DNS'leri görebiliriz. İstersek ekleme ya da çıkartma, hatta düzenleme bile yapabiliriz. Debug Logging sekmesi ise DNS Server üzerindeki logları detaylı olarak seçmemizi sağlar. Sorun çözmeye yönelik işlemlerde bu alan oldukça işimize yarar. Event Logging sekmesi altında DNS Server'ın basit loglarını event loglara yazması için ayarlar bulunur. No events log yazma, error only sadece hata loglarını yaz, error and warnings hataları ve uyarıları logla, all log tüm işlemleri logla seçenekleridir. Monitoring sekmesi de tamamen DNS'imizi izlemek için bir sekmedir. İlk seçenekte DNS server'ın kendisine sorulan sorgulara cevap verip vermediğini kontrol ettiririz. İkinci seçenekte ise DNS server'ın kendisine sorulan sorguları diğer DNS server'lara sorup sormadığını, çözüp çözmediğini test etmek için kullanırız. DNS'le ilgili detaylı bilgiyi kitabımızda bulup okuyabilirsiniz.